Öncelikle keşiflere geçmeden önce Endüs bölgelerinin türlerine değinmek istiyorum. 3 adet Endüs bölgesi türü bulunmakta. Bunun ilk çıkışında 2002'de Endüs bölgeleri kanunu yayınlandığında ilk hali karma hidrat Endüs bölgeleri dediğimiz haliydi. Burada Endüs bölgesinin altyapısını ve diğer proje vesaire harcamalarını bakanlık, daha doğrusu devlet karşılamaktaydı. Daha sonra zaman içerisinde ihtiyaç hasıl olması nedeniyle yeni türler ortaya çıktı. Bunlar da münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgesi dediğimiz türler. Münferit yatırım yeri isminden de anlaşılacağı üzere hani tek bir firmanın yer aldığı endüstri bölgesi türü. Karma ihtisas endüstri bölgesi ise aynı sektörde firmaların yer alabildiği gibi farklı sektörde firmaların da yer alabildiği, birden fazla firmanın yer aldığı endüstri bölgesi türü. Özel endüstri bölgesi ise yine karma ihtisas endüstri bölgesine benzeyen, yani birden fazla firmanın yer aldığı, fakat burada devletin hani altyapı yatırım desteğinden hani yararlanmayan ve mülkiyetin yani endüstri bölgesinin kurulacağı alanın mülkiyetin en az %51'inin bu endüstri bölgesinin kurucularının mülkiyetinde olması, mülkiyeti olmazsa da yani bunun yanı sıra şu da olabiliyor: irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip olması. Yani bu endüstri bölgesinin süresiyle sınırlı olarak. Bu her üçünün de ortak özelliği Cumhurbaşkanı kararıyla kurulması. Bu her üçünün ortak özelliği. Onun haricinde teşvikler açısından bir farklılık yer almıyor. Yani hepsi de bu ile sunumumuzda bahsedeceğimiz teşviklerin tamamından yararlanıyor. Sadece karma ihtisas endüstri bölgesinin bir farklılığı var. Burada altyapı masraflarını bakanlık tarafından karşılanması mümkün. Bakanlıkça uygun bulunması halinde. Yani esas farklılık, hani teşvikler açısından farklılığı bu. Sonra yani biraz bahsedersek farklılıklara yine. Münferit yatırım yerinde bir asgari yatırım tutarı gerekmekte. Bu 2021 yılı için 369 milyon lira bir miktar asgari yatırım tutarı. Onun haricinde kalkınma planlarında belirtilen öncelikli sektörler içerisinde yer alan ya da yüksek ve orta teknolojili sektörler kapsamına giren bir sektörde yer alması. Bunun haricinde en az 150 bin metrekarede bir alanın olması gerekmekte. Özel endüstri bölgesi içinde benzer bir şart var. Burada da asgari sabit yatırım tutarı 2021 yılı için 758 milyon lira. Alan olarak da en az 150 bin metrekare olması ve 50 bin metrekarede genişleme alanının olması. Burada yeri gelmişken özel endüstri bölgesinin bir farkı da şu, diğerlerinden farkı. Karma ihtisas endüstri bölgesi ve münferit yatırım yerinde bölgede, yani endüstri bölgesinin kurulacağı alanda herhangi bir tesisin bulunmaması gerekiyor. Boş bir alan olması gerekiyor. Fakat özel endüstri bölgesinde mevcut bir yatırım olduğu halde de endüstri bölgesi ilan edilebilir. Ama bunun da bir şartı var. 150 bin metrekare büyüklüğünde bir alanı varsa en az 50 bin metrekarede bir tesis alanı, yani genişleme alanı imkanı olması gerekiyor. Yani böyle bir şartı var özel endüstri bölgesinin. Şimdi teşviklere geçebiliriz. Emlak vergisi muafiyeti. Bu endüstri bölgelerinde yer alan tüm binaların emlak vergisinden muaf olmasını kapsamakta. Bu daha önce süreli bir muaflıktı. 2018 yılına kadar süreli bir muaflıktı. 5 yıllık bir muafiyet vardı. Bu 2018 yılındaki kanun maddesi değişikliğiyle sürekli hale getirildi. Fakat bunda bir şartı var. Bu gayrimenkulün kiraya verilmemesi gerekiyor. Kiraya verilirse eğer bu hakkı kaybetmiş oluyor. Tekrar kiradan alıp kendisi işlettiğinde gayrimenkulün sahibi bu muafiyetten tekrar yararlanıyor. Yani tek bir şart var. Tüm binalar yararlanabiliyor süresiz bir şekilde, kiraya verilmemek şartıyla. Diğer bir muafiyetimiz de damga vergisi muafiyeti. Burada muafiyetin kapsamı endüstri bölgelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmelere ve taahhütnamelere ilişkin bu işlemlerde alınan damga vergisini kapsamakta. Bu işlemlere ilişkin olarak damga vergisi alınmamakta, muafiyet bulunmakta. Bu da bir başka teşvik. Yani bu bütün başta saydığımız 3 endüstri bölgesi türündeki tüm yatırımcılar bu teşviklerden yararlanabiliyor. Üçüncü istisnamız harç istisnası. Burada çeşitli muafiyetler var.
Haçlılar Kanunu'nun 59. maddesinin N bendinde düzenlenmiş. Buna göre endüstri bölgeleri, endüstri bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsis nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsalar üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemlerine alınan harçtan istisnadır. Yani burada pek çok işlemi karşılaştırıyor. Tevhid, ifraz, ondan sonra devir, tescille ilgili harçlar vesaire. Buradaki harçlardan muafiyet söz konusu. Bunun haricinde bir de şöyle bir durum var. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma çalışma ruhsatı bakanlığımız tarafından düzenlenmekte. Bu her üç endüstri bölgesi türü içinde geçerli ve herhangi bir harç da alınmamakta. Yani bu da bir muafiyet aslında, bir bedel alınmadığı için. Diğer bir istisnamız, devlet teşvimimiz ise bu 2012-3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar var malumunuz. Burada belli sektörler, belli oranlarda ve coğrafi bölgeye göre değişen miktarlarda, sürelerde desteklenmekte. Burada endüstri bölgelerinin bir avantajı, eğer bu teşvik belgeli yatırım, teşvik belgesi alan yatırım endüstri bölgesinde yapılıyorsa bir alt bölge desteğinden yararlanıyor. Bir alt bölge desteğinden yararlanmak demek desteklerden daha yüksek oranlarda ve daha uzun sürelerde yararlanma imkanının anlamına gelmekte. Bir de yakın zamanda eklenen bir değişiklik oldu. Bu değişikliğe göre bu bahsettiğimiz kararın Yedinoğlu Ekin'de yer alan ilçeler diğer ilçelere göre bir alt bölge desteğinden yararlanıyor. Eğer bu EB'de yer aldıysa hem EB'de olmasından dolayı bir alt bölge desteği var. Bir de bu kararın Yedinoğlu Ekin'de yer alan ilçelerde yer aldığı için de bir alt bölge desteği de oradan geliyor. İki alt bölge desteğinden yararlanma imkanı oluyor. Bu da önemli bir destek yine endüstri bölgeleri için, firmalar açısından önemli bir katma değeri olan bir destek. Bir diğer desteğimiz de arsa tahsisi desteği şeklinde. Burada endüstri bölgelerinde mülkiyet devri söz konusu olmuyor. Yani devlet bu ilk tür dediğimiz karma ve ihtisas endüstri bölgesinde olsun, münferit yatırım yerinde olsun kamulaştırmayı yapıyor devlet. Daha sonra bunu irtifak hakkı tesis etmek suretiyle bölgede faaliyet gösterecek yatırımcılara bunun tahsisini gerçekleştiriyor. Burada irtifak hakkı bedeli, ya genel bir bedel var. Yani bu bedelinden. Fakat burada endüstri bölgelerine bir indirim yapılmış oluyor. Bu da şöyle, normalde hem bir indirim hem de bir teşvik. Hazine arazileri üzerinde irtifaklar normalde en fazla 30 yıllığına verilebiliyor. Fakat endüstri bölgesinde olursa bu irtifak hakkı tesisi bu 49 yıllığına verilebiliyor. Bu da önemli bir süre artışı. Onun haricinde bir de şöyle bir durum var. İrtifak bedeliyle ilgili hani asıl hani teşvik olarak yani bir getiri olarak diyebileceğimiz irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli malumunuz taşınmazın emlak vergisinin esas asgari bir metrekare birim değeri toplamının binde beşi oranında belirleniyor endüstri bölgeleri için. Normalde bu değer %2 olarak uygulanmakta. Raiç bedelin %2'si yani binde 20. Endüstri bölgesinde binde 5, endüstri bölgesi dışında binde 20 olarak uygulanıyor. Bu da önemli bir teşvik. Arsa sağlamak açısından irtifak hakkı bedelinin daha düşük olması, daha düşük oranda olması ve süresinin daha uzun olması. 30 yıl yerine 49 yıl uygulanıyor. Bir diğer desteğimiz de yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli indirimi. Bu da yapı denetimi hakkında kanun 5. maddesi ile sağlanmıştı. Burada %50'ye kadar bir opsiyon var. Fakat burada yönetmelikle belirlenir diyor oran. En son yani bu yıl içerisinde 2020 yılında pardon yapılan değişiklikle bu oran %20 olarak güncellendi. Yani %20'ye kadar indirim sağlanma imkanı var endüstri bölgelerine. Yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli açısından. Bir diğer desteğimiz de altyapı hibe desteği. Bu projesine göre belli işte bölgenin yatırımları hazır hale getirilebilmesi için altyapı ilişkin masraflar bakanlık tarafından karşılanabiliyor. Bunu sunumun başında da bahsetmiştik. Bu sadece karma ihtisas endüstri bölgelerine sağlanan bir avantaj. Yani münferit yatırım yeri özel endüstri bölgelerinde
bu destek sağlanmıyor. Tüm altyapı harcamaları başvuru sahibi tarafından karşılanmakta. Bu da hani ilk şeyin hani bir diğerlerinden bir farklı oluyor. Bunun haricinde bir farklılık yok uygulamada şu anda şey olarak. Son bir teşvik var, orada bahsedeceğim bir farkı. Bir diğer muafiyetimiz de etüt raporu, plan proje bedeli muafiyeti. Hali hazır harita, jeolojik, jeoteknik etüt raporu, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üst yapı projeleri bakanlığımız tarafından onaylanmakta ve bu işlemler için herhangi bir bedel alınmamaktadır. Bu da yani projenin büyüklüğüne göre, gerek hani endüstri bölgesinin büyüklüğü ya da şeyler için yani firma bazlı da önemli katkıları olan bir destek. Yani bir proje bedeli çok fazla çıkabiliyor. Bazen milyonları bulduğu olabiliyor. O yüzden bu da önemli bir destek yani. Son olarak da diğer teşvikler başlığı altında düzenlenen Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda bir ibare var. Özel endüstri bölgelerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı'nca ek teşvikler belirlenebilir denmiş. Yani bu onlara has bir şey. Şu anda uygulamada hani bir teşvik yok özel endüstri bölgeleri için. Ayrı bir teşvik yok ama kanunla Cumhurbaşkanı'na özel endüstri bölgelerine farklı teşvikler uygulama hakkı verilmiş. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkürler Selim Bey. İkinci olarak Ar-Ge Teknoloji ve Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında uygulanan devlet ve muafiyetleri anlatmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Yunus Özmodanlı Bey'i ekrana davet ediyorum. Buyurun Yunus Bey. Merhabalar. Bugün size Teknopark destekleriyle ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Sunum planımız bu şekilde olacak. Teknoloji geliştirme bölgeleri 4691 sayılı kanunda belirtildiği gibi özetle üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri ortak ve inovasyon alanlarıdır diye tanımlayabiliriz. Yine kanunda belirtildiği üzere bölgenin temel amaçları bilgi ve teknoloji tabanlı ekonomiye geçişi hızlandırmak, akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, üniversite ve sanayicileri bir araya getirmek, teknoloji yoğun üretimi desteklemek, teknoloji transferi için uygun ortamı oluşturmak ve nitelikli araştırmacı istihdamını arttırmak olarak belirtebiliriz. Teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek isteyen yerli ve yabancı firmalar, kendi teknolojilerini geliştirmek isteyen üniversitelerin ileri teknoloji enstitüleri, kamu Ar-Ge merkezi imkanı kullanan yazılım ve yenilikçi teknolojileri benimseyen KOBİ'ler, KOSGEB'in tek merlerinde büyüyen firmalar ve ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilirler. Şimdi size teknoparkların mevcut durumuyla ilgili bazı istatistikleri paylaşmak istiyorum. 2001 yılındaki kanundan sonra özellikle son 10 sene içerisinde teknopark sayıları gittikçe arttı. Ülkemizde şu an 89 adet ilan edilmiş teknoloji geliştirme bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerin 73 tanesi faaliyette olup 16 tanesinde yapılaşma çalışmaları devam etmektedir. Bu bölgelerimiz 58 tane ilimizde yer almaktadır. Teknoloji geliştirme bölgelerimizde 7000'in üzerinde firma faaliyet gösterirken toplamda 75 bine yakın personel istihdam edilmektedir. Yine bölgelerimizde ön plana çıkan istatistikler 135.6 milyar lira satış ve 6.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Patent sayılarında da patent tescil sayısı 1361'e ulaşmış olup 3000'e yakın patent başvurusu bulunmaktadır. Bu istatistikleri verdikten sonra teknoparklardaki firmalarımızın yararlanabileceği destek, teşvik ve muafiyetlerden bahsetmek istiyorum. Bunları bu sunuda toplu olarak görebiliyoruz. Bunlarla ilgili detay bilgileri vereceğim. Teknoparklarımızda yönetim kurullarıyla oluşturulan yönetici şirketler bulunmaktadır. Bu şirketler teknoparktaki iş ve işleyişlerin düzenlenmesinden, firmalara hizmet sağlamaktan sorumlular. Bu sunumda onlarla ilgili destekler var. Müsaadenizle bu sunumu da geçip
ARGE firmalarını sağlayan ARGE firmalarına sağlanan desteklere geçelim. 2028 yılına kadar yazılım, tasarım ve ARGE faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda gelir ve kurumlar vergisi istisnası mevcuttur. Ayrıca ARGE tasarım ve destek personelinin ücretlerinde gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Yine teknoparklarımızda yer alan firmalarımızın proje kapsamında daha önceden belirlenmiş ve hakemler tarafından onaylanmış makine siparişleri ya da eşyaları projeyle alakalı olan gümrük vergisi istisnasına tabi tutulmaktadır. Firmalarımız için damga vergisi istisnası vardır. Yine KDV muafiyeti ve yeni makine ve teçhizat teslimleri için de yine proje dahilinde olanlar için KDV muafiyeti mevcuttur. Ayrıca Teknopark'ta yer alan firmalardaki personelle ilgili uzaktan çalışmaya da imkan tanınmaktadır. ARGE ve tasarım personelleri için bu imkan iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Biri eğitimle ilgili, diğeri de yapılan işin içeriği ve niteliğiyle ilgilidir. ARGE ve tasarım personelinden yüksek lisans yapanlar için 1,5 yıl, doktora yapanlar için 2 yıl, yani eğitim süreleri boyunca bölge dışında geçirdiği süreler gelir vergisi stopajı desteği kapsamında değerlendirilmektedir. ARGE ve tasarım personelinin bölgelerde yürüttüğü projelerle ilgili bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin tamamı da gelir vergisi stopajı desteği kapsamında değerlendirilir. Ayrıca teknoparklarda yabancı uyruklu ARGE ve tasarım personellerinin istihdamıyla da ilgili son düzenlemeyle birlikte kolaylaştırma yapılmıştır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi teknoparklarımızda 75 bine yakın personel bulunmaktadır. Bu personelin bir kısmı ARGE personeli olduğu gibi bazı personeller de destek personeli olarak tanımlanmaktadır. Muafiyetlerden yararlanacak destek personeli sayısının toplam personel sayısı 15'e kadar olan bölge firmaları için ve 15 üzerinde olanlar için ARGE tasarım personel sayısının %20'si uygulaması getirilmiştir. Yani tamamı için %20'si, yani en az 15 olması gerekiyor. Bunlara da destek sağlanır. Ayrıca teknoparklarımız akademisyenlerimizin kanun özelinde teknoloji geliştirme anlamında firma kurabildikleri alanlardır. Akademisyenler teknoloji geliştirme bölgelerinde yürüttüğü ARGE faaliyetleri sonucunda elde ettiği gelirler üniversite sermayesi, üniversite döner sermayesi dışında değerlendirilmektedir. Ayrıca bu akademisyenlerimiz teknopark firmalarında 6 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışabilmektedir. Bunun dışında özellikle son düzenleme ile çeşitli istihdama yönelik destek kurguları oluşturulmuştur. Bunlardan ilki ve hali hazırda yürütülmekte olan temel bilimler desteğidir. Bu desteğe göre bakanlıkça belirlenecek alanlarda en az lisans derecesine sahip ARGE personeli istihdam eden teknoloji geliştirme bölgelerinde ya da kuruluşka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen personellerin maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı 2 yıl süreyle bakanlıkça karşılanmaktadır. Burada temel bilim kapsamında kabul edilen ve değerlendirilen programlar üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleridir. Bunun dışında son kanun düzenlemesinde olan fakat ilgili yönetmeliğin beklenildiği bazı destekler de var. Bu yine temel bilimler desteğinde olduğu gibi doktora öğrencisi istihdam desteği ve stajyer istihdam desteği gibi desteklerdir. Ayrıca teknoloji geliştirme bölgeleri bünyesinde ARGE ve tasarım merkezleri ile prototip atölyeleri yer alabilmektedir. Yine teknoparklarımızda ARGE faaliyetleri gerçekleştirilen ve projesini tamamlayan firmalara teknolojik ürün deneyim belgesi verilmesi de kolaylaştırılmıştır. Proje bitirme onayından sonra yine bakanlığımızın bir birimine yapılan başvuruyla bu belgeler temin edilebilmektedir. Sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Üçüncü olarak ARGE ve tasarım merkezleri teşvik ve destek işlemlerini anlatmak üzere Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sanayi Teknoloji Uzmanı
Serkan Kök sunumunu yapacak. Buyurun Serkan Bey. Teşekkür ederim Yakup Bey. Sağ olun. Burada Arge ve tasarım merkezleri ile ilgili bilgilendirme yapmak için buradayım. Sunum planına bakacak olursak, öncelikle 5746 sayılı kanunun amacından Arge ve tasarım merkezleri ile ilgili tanımlardan, bunlara yönelik istatistiklerden, destek, teşvik ve muafiyetlerden, Arge ve tasarım merkezi başvuru faaliyet değerlendirme süreçlerinden ve nihai olarak da Arge ve tasarım merkezleri performans endeksinden bahsederek sunumu tamamlamayı planlıyorum. 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanunun amacına baktığımızda burada 6 tane temel amaç yer alıyor. Bunlardan birincisi üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, daha sonra teknolojik bilgi üretilmesi, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılması, ülkemize doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının girişinin hızlandırılması, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, ürün kalitesi ve standartının yükseltilmesi olarak sıralayabiliriz bu kanunun amaçlarını. Tanımlar kısmına baktığımızda Ar-Ge faaliyeti sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı, yazılım ve faaliyetlerle bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan bir bilimsel ve teknolojik belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerikli faaliyetler olarak ifade edebiliriz. Bu tanımlar zaten mevzuatlarımızda yer alıyor. Biraz tanım kısmı boğucu gelebilir. Fakat bu tanımlar gerçekten önemli başvuru yaparken. Çünkü projelerin içeriğini, projelerde yapılan faaliyetleri bu tanımlara uygun olması gerekiyor. Ar-Ge projesi, Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette bilimsel esaslar çerçevesinde araştırmacı tarafından yürütülen projeler olarak ifade edilmektedir. Ar-Ge merkezi de bu Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek üzere ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü birimler olarak kısaca ifade edilebilir. Tasarım faaliyetinden hızlıca bahsetmek gerekirse, sanayi alanında ve sanayi dışı alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline ait ürün ve ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetler bütünü olarak tanımlanmıştır. Tasarım projesi bu tasarımcı tarafından yürütülen tasarım faaliyetinin her safhasını belirleyecek mahiyette bilimsel esaslar çerçevesinde yürütülen proje olarak ifade edilmektedir. Tasarım merkezi de yine işletmelerin tasarım faaliyetleri yürütmek üzere ayrı bir birim şeklinde oluşturduğu, yurt içinde bu faaliyetlerini gerçekleştirdiği birimler olarak ifade edilmektedir. Biraz önce bahsetmiştik, tasarım faaliyeti sanayi alanları ve sanayi dışı alanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sanayi dışı alanlara baktığımızda bunlar biraz daha sinema filmi, video, televizyon programı yapım faaliyetleri, uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, bir çekim sonrası faaliyetler, gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler gibi sanayi dışındaki alanları kapsamaktadır. Ar-Ge ve tasarım merkezi kurma şartlarına baktığımızda burada da 5 tane temel şarttan bahsetmek mümkün. Bunların 3'ü her iki merkez içinde ortak diyebiliriz. 2 tanesinde ise ufak nüanslar olduğunu belirtmekte fayda var. Ar-Ge merkezi kurmak için en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması gerekmektedir. Tasarım merkezlerinde bu sayıda en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli olarak mevzuatta belirlenmiştir. Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge veya tasarım projeleri yürütebilirken tasarım merkezlerinde yalnızca tasarım projeleri ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Her iki merkezde de hem Ar-Ge merkezinde hem tasarım merkezlerinde personelin merkezde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak kontrol mekanizmalarının olması gerekiyor. Bu faaliyetlerin yurt içinde gerçekleştirilmesi, merkezlerinde işletmenin diğer birimlerinden ayrılmış olması, ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş olması ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içerisinde yer alması gerekmektedir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi burada Ar-Ge personelinde temel şartlardan birisi araştırmacı artı teknisyen sayısının 15'in üzerinde olması gerekiyor. 15 tam zaman eşdeğerin üzerinde olması gerekiyor. Üniversitelerin lisans mezunu personeller araştırmacı olarak Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebiliyor. Fakat burada Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili alanlardan mezun olması da dikkat edilen hususlardan bir tanesi.
Tasarım merkezlerinde ise tasarımcı artı teknisyen sayısının 10 tam zaman eşdeğerden fazla olması gerekiyor. Tasarımcı tanımına da baktığımızda üniversite, mühendislik, mimarlık, tasarım bölümlerinden lisans mezunu veya tasarım alanlarından lisans üstü mezunu personeller tasarım merkezlerinde tasarımcı olarak istihdam edilebilmektedir. Teknisyen tanımımız her iki merkez içinde ortak. Meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının tasarım, teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler bu merkezlerde teknisyen olarak istihdam edilebiliyorlar. Destek personeli de ayrıca bu merkezlerde istihdam edilebiliyor. Fakat burada da Ar-Ge merkezlerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli, tasarım merkezlerinde de tam zaman eşdeğer tasarım personeli sayısının %10'unu aşmaması gerekiyor destek personellerinin. Ar-Ge merkezleriyle ilgili istatistiklere baktığımızda 2008 yılında başlayan bir destek programı bu. 5746 sayılı kanunun yayınlanmasıyla birlikte ilk yıl 20 tane Ar-Ge merkeziyle başlayan sürecimiz bugün Kasım 2021 itibariyle 1254'e ulaşmış bulunmakta. Ar-Ge merkezlerindeki yapılan faaliyetlere, istihdama bakacak olursak biraz önce de bahsettiğimiz gibi 1254 tane Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Bu merkezlerde 70 bine yakın personel istihdam ediliyor. Tamamlanan ve devam eden projeleri toplu bir şekilde göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık 60 bine yakın proje yapılmış. 27.950 ye yakın patent tescili ve başvurusu yine bu Ar-Ge merkezlerimizde gerçekleştirildi. 1254 Ar-Ge merkezimizin 200 tanesi ise yabancı ortaklı firmalardan oluşmaktadır. Bu merkezlerin, Ar-Ge merkezlerinin illere göre dağılımına baktığımızda doğal olarak sanayi bakımından gelişmiş illerimizde biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz. En üst sırada İstanbul'da en fazla sayıda Ar-Ge merkezimiz bulunurken bunu Kocaeli, Ankara, Bursa gibi illerimiz takip ediyor diyebiliriz. Ar-Ge merkezlerinin sektörel dağılımına baktığımızda bu sektörlerde makine ve teçhizat imalatı en üst sırada 174 ile en üst sırada yer alırken bunu otomotiv, yan sanayi, yazılım, bilgisayar iletişim teknolojileri gibi sektörler takip etmektedir. Benzer şekilde tasarım merkezleri istatistiklerine baktığımızda tasarım merkezleri desteklerimiz Ar-Ge merkezlerine göre görece biraz daha yeni. 2016'da yaptığımız düzenleme ile tasarım merkezleri destek kapsamına alındı. Bu nedenle bu grafik 2016'dan başlıyor. İlk destek vermeye başladığımız yıl 6 iken 2021 Kasım ayı itibariyle tasarım merkezi sayımız da 341'e ulaşmış bulunmaktadır. Bu 341 tasarım merkezinde 7.652 personel istihdam ediliyor. Bu merkezlerde 10.580 tane proje tamamlanan ve devam eden proje kapsamında faaliyetler gerçekleştiriliyor. 341 tasarım merkezimizin de 33 tanesi yine yabancı ortaklı firmalardan oluşuyor. Tasarım merkezlerinin sektörel dağılımına baktığımızda bu konuda da en fazla tekstil sektörünün en üst sıralarda olduğu görülüyor. 54 tasarım merkeziyle. Yine bu tekstil sektörünün imalat sanayi, mühendislik, mimarlık faaliyetleri, makine teçhizat imalatı gibi sektörler takip etmektedir. Ar-Ge merkezlerine de illere göre dağılımlarına baktığımızda tasarım merkezlerinin Ar-Ge merkezlerine benzer şekilde yine sanayi bakımından gelişmiş illerde tasarım merkezi sayımızın da diğer illere göre daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Ciddi anlamda İstanbul'daki tasarım merkezi sayısı diğer birçok ilimize göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu merkezlerin yararlandığı destek ve muafiyetlerden bahsedecek olursak Ar-Ge ve tasarım merkezleri vergi indiriminden, sigorta primi desteğinden, gelir vergisi stopajı desteğinden, damga vergisi istisnasından, gümrük vergisi istisnasından ve temel bilimler desteğinden yararlanmaktadır. Vergi indirimi konusuna baktığımızda bu muafiyetlerden Ar-Ge ve tasarım merkezleri proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların tamamını kurumlar vergisi matrahından indirebilmektedir. Bu Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz bu indirim kapsamında ciddi anlamda muafiyetlerden yararlanabiliyorlar.
Sigorta primi desteğine baktığımızda bu merkezlerde istihdam edilen personellerin sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Bu merkezlerde çalışan personellerin tamamı gelir vergisi stopajı desteğinden de yararlanmaktadır. Bu gelir vergisi stopajı desteği merkezde istihdam edilen personellerin mezun olduğu bölüme ve mezun oldukları mezuniyet derecelerine göre %80 ila %95 oranında farklılık göstermektedir. Damga vergisi istisnasına baktığımızda ise bu ARGE ve tasarım merkezleri de yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak her türlü düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır. Gümrük vergisi istisnası ise bu faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen eşyanın gümrük vergisi ve her türlü fondan bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisinden ve harçtan istisna tutuluyor. Ayrıca temel bilimler desteğimiz mevcut. Bu destek yalnızca ARGE merkezlerinde uygulanmaktadır. ARGE merkezlerinde istihdam edilen fizik, kimya, biyoloji ve matematik mezunu personellerin 2 yıl boyunca elde ettikleri gelirlerden brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı bakanlığımızca karşılanmaktadır. Başvuru süreçlerine bakacak olursak tüm işlemlerimizi online olarak sistem üzerinden gerçekleştiriyoruz. İşletmelerimiz agtm.sanayi.gov.tr adresinden başvuru formlarını oluşturuyor. Elektronik imzayla imzalayıp bakanlığımıza gönderiyor. Bakanlıktaki dosya sorumluları gönderilen başvuruyu ön incelemesini yapıyor. Herhangi bir düzeltme gerekiyorsa işletmeden bu eksiklikleri tamamlaması sağlanıyor. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra başvuru yapan işletmemiz yerindece incelemek üzere alanında uzman akademisyen görevlendirmeleri yapılıyor. Bu akademisyenler de sistem yerinde inceleme yapıp sistem üzerinden raporlarını oluşturup bakanlığımıza gönderiyor. Nihai değerlendirme komisyon toplantısında yapılıyor. İşletmenin sistem üzerinden yapmış olduğu başvuru, göndermiş olduğu başvuru raporu, yerinde inceleme yapan akademisyenlerin raporları ve işletme tarafından toplantıda yapılan sunum dikkate alınarak başvurunun kabul edilmesine veya reddedilmesine yönelik nihai karar komisyon toplantısında alınıyor. Alınan karar da Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK ve firmaya bildiriliyor. Mevcut merkezlerimizin performans endeksi kapsamında değerlendirmeleri de yapılmaktadır. İki faaliyet yılını doldurmuş ARGE ve tasarım merkezleri performans endeksi değerlendirmesine tabi tutulmakta. Çalışma kapsamında yaptıkları faaliyetlerle ilgili olarak ARGE personeli istihdamı, ARGE harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, işbirliği ve etkileşim, ticarileşme, fikri mülkiyet yetkinliği bakımından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu performans endeksi değerlendirmesinin hedefine baktığımızda ise bu ARGE ve tasarım faaliyetlerinin daha fazla sonuç odaklı kurgulanması, işbirliği, ticarileşme, fikri mülkiyet çalışmalarında ilerleme kaydetmesi, personel, sermaye, makine tesisat gibi kaynakların daha etkin kullanması, ARGE ve tasarım merkezlerinin oluşturduğu genel tablo içerisinde de işletmelerin kendilerini görebilmesi olarak özetleyebiliriz. Bu değerlendirme sürecinde de işletmelerimizden veriler toplanıyor. Bu verilerin doğrulaması yapılıyor. Daha sonra istatistiksel yöntemlerle hesaplamalar yapılıyor ve sonuçlar kamuoyuna duyuruluyor. Yakın zamanda 8. zirvemizi gerçekleştirdik. Gebze'de yaptığımız zirve organizasyonunda bu performans değerlendirmesiyle ilgili sonuçları kamuoyuyla paylaştık. 2012 yılından beri düzenleniyor bu faaliyetlerimiz, zirveye yönelik organizasyonlarımız. Dediğimiz gibi kamuoyuyla paylaşılıyor. Ayrıca bu zirve organizasyonlarında yeni kurulan ARGE ve tasarım merkezlerine de belgeleri takdim ediliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunumumuz bu kadardı. Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Serkan Bey, teşekkürler. Evet, dördüncü sunum. Öz kaynak ARGE indirimi konusunda Serdar İmamoğlu Bey, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Şube Müdürü,
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nde sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun Serdar Bey. Merhabalar, tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. 5746 sayılı kanundaki ARGE indirimi 3A maddesine ilişkin kısa bir sunumumuz olacak. Öncelikle mevzuata bakarsak, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunda diğer teşvik unsurları başlığı altında madde 3A olarak geçiyor. 2016 yılında yapılan bir düzenleme. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji bilgi arayışına yönelik araştırma geliştirme harcamaları tutarının %100'ü bu kapsamdaki projelerin bakanlığımız tarafından ARGE ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla 55-20 sayılı kanun ve 193 sayılı kanun yani gelir vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu bu. Bu kanundaki maddeler uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılabiliyor. Buna ek olarak daha sonra 14 Şubat 2017 tarihli resmi gazetede yine araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Burada da sürece ilişkin detaylara girildi. Yani sürecin nasıl götürüleceğine ilişkin detaylar. Başvuru bakanlığımıza yapılıyor, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'ne. Başvurusu yapılan projenin biz bir genel değerlendirmesini yapıyoruz. Ondan sonra esas önemli olan kısım bilimsel olarak incelenmesi, yani münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığını tespiti için TÜBİTAK'a gönderiliyor. Burada bir diğer önemli husus da ARGE projesi bittikten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmıyor. Yani devam eden projeler için geçmişe dönük bir hak, vergi indirimi söz konusu değil. Biz bu projeyi bunun için TÜBİTAK'a iletiyoruz. TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde başvuru dokümanına ek olarak yine ilave bilgi ve belgeler de istenebiliyor. Ve en az konusunda uzman, bu başvuru konusunda uzman iki akademisyen hakem olarak görevlendiriliyor. Hakemler başvuruya ilişkin incelemeler doğrultusunda değerlendirme raporları hazırlıyorlar. Yani incelemeleri başvuru dokümanı ve firmaları yerinde ziyaret ediyorlardı pandemiden önce. Ama pandemi dolayısıyla sanıyorum online toplantı olarak yürütülüyor şu anda süreçler. Hakemler firmalarla görüşüyorlar, değerlendirmelerini yapıyorlar. Ve en sonunda bir karar alınıyor. Bu karar da bakanlığımıza iletiliyor. Tabii bu yönetmeliğe göre en geç 60 gün içinde iletilmesi gerektiğini söylüyor yönetmelik. Bu süre zarfında iletiliyor sonuç bakanlığımıza. Biz de bu sonucu bir örneğini başvuru sahibine veriyoruz. Başvuru sahibi ise olumlu sonuç yazısını bir örneğine gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine vererek bu indirimden faydalanabiliyor. Başvuru nasıl yapılıyor ona bakarsak, şimdi bu aslında ARGE indirimi daha önceden de söz konusuydu. Maliye Bakanlığı tarafından yürütülüyordu. Bu 2016 yılındaki düzenlemeden önce. 2016 yılından itibaren bakanlığımıza verildi bu görev. 3 Nisan 2007 tarihli bir resmi gazete var. 26.482 sayılı. Orada tebliğin ekinde yer alan bir ARGE projesi. Ek bir formu var. Halen biz de bunu kullanıyoruz. Yani başvuru için bu form ve dilekçeyle, üst yazı dilekçeyle Milli Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'ne şeklinde. Aslında bir online olarak başvuru almak için bir süreç içinde bir çalışmamız var. İnşallah o da sonuçlanırsa bu manuel olarak statü imzalı almaya da gerek kalmayacak. Bu başvuru formunda kabaca neler isteniyor ona bakarsak, yani hangi şartların sağlanması gerekiyor? Hepinizin bildiği üzere başka kurumların da başvurularında, ARGE projesi başvurularında genelde istenen belli başlı sorular, iş planı şeklinde süreçler var. Önce genel bilgiler giriyor. Burada firmaya ilişkin bilgiler. Bunlara çok ayrıntıya girmiyorum. Daha sonra projenin genel tanıtımı. Burada işte ARGE projesinin
amacı ve önemli olarak en önemlisi ARGE niteliği, teknolojik yönü nedir? Daha sonra uygulama süreci ve aşamaları, bu süreç kapsamında, bu proje kapsamında neler yapılacak, hangi süreçlerden geçecek? Projenin süresi, başlama bitiş tarihleri, bütçesi harcama grupları itibarıyla ve yine projeye ilişkin çalışmaların yürütüleceği yer, ARGE departmanının bulunduğu yer, hacmi, personel kapasitesi, özellikler, yani bunlara ilişkin yeterliliği değerlendirme açısından, firmanın yeterliliği değerlendirme açısından bunlara ilişkin cevaplar ve sonuçta ortaya çıkacak fikri mülkiyet hakları ile ilgili beklentiler. Biraz önce belirttiğim gibi uzman akademisyenler, yani hakemler bu başlıklar altında değerlendirmelerini yapıyorlar. Zaten bu bahsettiğim tebliğin ekinde ARGE projesi ek bir formu var. Ek iki formunda da hakemlerin rapor formatı var. Yani oradan hakemlerin hangi sorulara cevap verecekleri ve kararlarında neyin etkili olacağını dolduracakları formu da görebiliyoruz. Ona da bakılabilir. Son olarak bir istatistik rakamlara ilişkin bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu 2017 yılında başladı. 5 yıllık bir süreç. Gördüğünüz üzere işte 2017'de 7, daha sonra 4, 2, 2 ve 5 şeklinde bir başvuru var. Şimdi başvuru sayıları oldukça az. Burada şimdi bunun tabii birçok sebebi olabilir. Bir farkındalık oluşmamış olabilir birincisi. Bir diğeri de zaten şimdi burada çok ekstra bir şey getirilmiyor aslında. Şimdi ARGE ekosistemini biliyorsunuz. Genelde biraz önceki sunumlarda da belirtildi zaten. Yaklaşık tasarım merkezleri de dahil neredeyse 2000'e yakın ARGE merkezi ve tasarım merkezi var. Burada zaten aynı indirim söz konusu. Bunlar zaten ARGE yapıyorlar. Biraz daha küçük ölçekli firmalar için teknoloji geliştirme bölgeleri sunumunda bahsedildi. Orada da var. Orada da tam sayısını bilmiyorum şu anda ama orada da bayağı bir firma var. Tabii bunları düşünce de geriye ARGE potansiyeli olarak da yani ARGE yapanları birçoğu zaten bu ARGE merkezleri ve teknoparklarda yoğunlaşmış durumda. Geriye kalan potansiyel de fazla değil açıkçası. Bir de belki sürecin dediğim gibi yani biraz hantal görünüyor. Hakem değerlendirmesi için arada geçen bir süreç var. TÜBİTAK'a iletiliyor. Oradan bir iki buçuk aylık bir süreçte cevap geliyor. Bunların da etkisi olabilir. Ama yani bu tarz tanıtımlarla, toplantılarla biz de farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu işleyişte, süreçte mevzuatta düzenlemeler de yapılabilir. Yani daha cazip hale getirilmesi de söz konusu olabilir ileriki dönemlerde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E-posta adresimden ulaşabilirsiniz sorularınızı. Oraya da gönderebilirsiniz diğer zamanlarda. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Serdar Bey. Çok güzel bir sunumdu. Bütün bilgileri verdiniz. Sağ olun. Beşinci olarak da Selin Yağmur Karamanlı hanımefendi teknolojik uyum yatırım destek programı hakkında bilgi verecek. Buyurun Selin Hanım. Herkese merhabalar. COSGAP Sincan Müdürlüğü'nde KOBİ uzmanı olarak görev yapmaktayım ben. Tekno Yatırım Destek Programı'ndan bahsedeceğim bugün. Tekno Yatırım Destek Programı'nın şu an 3. çağrı dönemindeyiz. Bu desteğe iki türlü başvuruda bulunabiliyor. İki amacı var. Birincisi ARGE ve yeni faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi ve üretiminin geliştirilmesi. Diğeri ise orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin ticarileşmesini desteklemek. Kimler başvurabiliyor tekne yatırıma? ARGE yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için şimdi sıralayacağım konulardaki belgeleri en fazla 5 yıl içerisinde alınmış olan işletmeler başvurabiliyor.
Bunlar KOSGEB ve diğer kamu kurumları, kuruluşları, kanuna kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ARGE'nin projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan, patentle koruma altına alınan, doktora neticesinde ortaya çıkan, teknolojik ürün deneyim belgesi alan, yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde tamamlanmış ARGE faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen, kamu ARGE merkezleri enstitülerinde yürütülen ARGE faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen, 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan ARGE merkezlerinde yürütülen ARGE faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen, prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı bir şekilde devralan işletmeler başvurabiliyor. Bu F'ye kadar, A'dan F'ye kadar olan maddelerden herhangi birinin olması yeterli ve belgenin, söz konusu belgenin en fazla destek programına başvuru tarihi itibariyle 5 yıl içinde alınmış olması gerekiyor. Diğer başvuru seçeneği de az önce söylediğim gibi cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünün, yani ürünün orta yüksek ve yüksek teknoloji içerisinde yer alması gerekiyor proje konusu ürünün ve bu listede de yer alması gerekiyor. Bu iki seçenek üzerinden işletmeler teknoloji destek programına başvurabiliyor. Proje süresi 4'er aylık dönemler halinde devam edebiliyor. En az 2 dönem, yani 8 ay, en çok da 36 aya kadar destek süreci var. ARGE'nin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için düşük ve orta teknolojide ise bu ürün geri ödemeli 700 bin TL, geri ödemesiz 300 bin TL olmak üzere 1 milyon TL'ye kadar destek verilebilmekte. Orta yüksek ve yüksek teknolojide ise ürün geri ödemeli 4.2 milyon TL, geri ödemesiz 1.8 milyon TL olmak üzere 6 milyon TL'ye kadar desteklenebiliyor. Cari işlemlere katkı sağlayacak ürünler için diğer seçenekteki geri ödemenin 4.2 milyon, geri ödemesiz 1.8 milyon olmak üzere yine 6 milyona kadar destek verilebilmekte. Destek oranı her ikisi için de %60. Bu %60'lık destek oranı da kendi içerisinde %30'u geri ödemesiz ve %70'i geri ödemeli olacak şekilde veya sadece %70'i geri ödemeli olacak şekilde kullanılabiliyor. Desteklenen proje giderlerinden personel gideri de destek oranı uygulanmıyor. Diğer makine teçhizat, yazılım, biraz sonra bahsedeceğim tüm giderler, personel gideri hariç hepsinde bu destek oranı var. İşletmelerin talebi doğrultusunda geri ödemeli ve geri ödemesiz destek birlikte veya sadece geri ödemeli olmak üzere kullanılabiliyor. Projenin başlangıcında teminat mektubu verilmesi karşılığında erken ödeme desteği kullanılabiliyor. Erken ödeme, geri ödemeli destek tutarının %35'ine kadar alınabiliyor. Bu durumda erken ödeme alınması durumunda destek sürecindeki yapılacak ödemeler ilk başta erken ödeme tutarından mahsup ediliyor. Daha sonrasında tekrar erken ödeme kullanırsa eğer ve biterse mahsup işletmenin hesabına ödemeler yapılmaya devam ediyor. Destek unsurları tekne yatırım kapsamında makine teçhizat ve kalıp desteği var. Makine teçhizatının yeni olması gerekiyor. Yani yeniden kasıt proje başladıktan sonra satın alınacak olan makine ve teçhizatlar destekleniyor. Fakat daha öncesinde ithal edilen bir ürün varsa eğer bu ürünün ilk alındığında yeni olması şartı, sıfır ürün olması şartı var. Ve başvuru tarihi itibariyle de en fazla 3 yaşında olması gerekiyor. Bunun da teknik inceleme olacak. Oraya birazdan geleceğim. Orada belgelenmiş olması gerekiyor. Üretim hattı tasarımı giderleri. Bu da makine teçhizat giderleri desteğinin %3'üne kadar en fazla üretim hattı tasarımına yönelik destek verilebilmekte. Yazılım giderleri desteğinde de yine proje konusu ürünün üretimine yönelik olacak yazılımların lisans bedeli veya proje süresinde sınırlı kalmak üzere lisans kullanım giderlerine destek var. Personel gideri desteği lisede daha öncesinden başlamak üzere doktora mezununa kadar desteklenebiliyor. Personelin yeni istihdam olması gerekiyor. Proje başlangıcı itibariyle geriye dönük 4 ay içinde yani işten çıkışın olmaması gerekiyor. Proje başladıktan sonra ilk istihdamın olması gerekiyor işletmede. Eğitim ve danışmanlık desteği desteklenecek olan makine teçhizat ve yazılımın
kullanımına yönelik eğitim desteği var. Bu eğitim tedarikçi işletmeden alınması durumunda destekleniyor. Yani makinenin alındığı işletmeden bu makineyi kullanmaya yönelik proje personeline eğitim desteği verilebilmekte. Yine danışmanlık desteği yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden, teknoloji transfer ofislerinden, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinden, teknoloji geliştirme bölgesi teknoloji transfer ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, teknoloji geliştirme bölgesinde işletmesi bulunan öğretim elemanlarından, mesleki yeterlilik kurumu tarafından belirlenmiş olan KOBİ danışmanlarından, kamu kurum kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezlerinden, teknik, tasarım, finans gibi konularda alınacak danışmanlık hizmetleri destekleniyor. Eğitim ve danışmanlık desteğinin üst limiti düşük ve proje konusu ürün düşük ve orta düşük seviyede ise 30.000 TL'ye kadar, orta yüksek veya yüksek teknoloji seviyesinde ise 150.000 TL'ye kadar desteklenebiliyor. Tanıtım ve pazarlama liderleri desteği. Tanıtım ve pazarlamada görsel medya ürünün görsel medyadaki tanıtımına ilişkin liderler, sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonları gibi dijital reklam ve tanıtım liderleri var. Gazete ve dergi gibi yurt içi ve yurt dışındaki basılı reklam liderleri, broşür ve katalog liderleri ve yurt dışı fuarlara katılım liderleri var tanıtım ve pazarlamanın içerisinde. Bu desteğin üst limiti 200.000 TL, yurt dışı fuarlara katılım giderleri de stand kirası, dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ve nakliye sigortalarını karşılıyor. İlave destek oranları var. Eğer KOBİ girişimcilik ödülleri kapsamında birinciliği bulunan bir işletme varsa ilave %10 destek oranı uygulanıyor. Açık kaynak kodlu yazılım kullanımı uygun bulunması, projenin sonundaki kurul kararında eğer uygun bulunursa destek oranına %15 ilave ediliyor. Tekrar bir destek veriliyor. Onun dışında satın alınacak makine teçhizatın yerli malı olması durumunda da bu gider için, ilgili yerli malı gider için %15 destek, ilave destek var. Başvuru süreci öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve KOBİ beyannamesi güncel olan işletmeler başvurabiliyor. Online bir şekilde başvuru yapılıyor. Bu başvuru şartlarını sağladığını istenen belgeler yükleniyor başvuru ekinde. Öncelikle başvuru işletmenize atanacak olan bir sorumlu uzman tarafından ön değerlendirme aşaması var. Herhangi bir sorun yoksa direkt kurula bir sonraki aşamaya sevk ediliyor. Eğer bir eksiklik varsa düzeltme isteniyor veya başvuru şartları taşınamıyorsa da reddediliyor. İlk başta bahsettiğim Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler içerisindeki seçeneklerden birkaçında öncelikle prototip incelemesi yapılıyor. Prototip incelemesi tamamlananlar düşük teknoloji seviyesindekiler için yok ama orta yüksek ve yüksek teknolojideki ürünler için yerinde inceleme aşaması var. Bu yerinde inceleme aşamasında da iki tane akademisyen görevlendiriliyor başvurunun incelenmesi için. Bir tanesi teknik inceleme, diğeri de mali analiz üzerine işletmeyi yerinde ziyaret ederek bir rapor sunarak bir görüş sunuyor. Olumlu veya olumsuz gibi. Aynı zamanda gider kalemleriyle ilgili de bir görüşte bulunuyor. Daha sonra bu aşamada tamamlandıktan sonra kurul aşaması oluyor. Kurul başvuruda bulunduğunuz müdürlükte gerçekleşiyor. Kuruldan sonra da nihai karar için komite değerlendirmesine gönderiliyor. Komitede kabul veya ret kararı veriliyor. Komite kararının onaylandığından itibaren de proje başlamış oluyor. 4 aylık dönemler halinde proje izleniyor. İşletmeye bir proje kapsamında bir akademisyen atanıyor. 4 aylık dönemler halinde faaliyetlerin ve giderlerin gerçekleşme durumları takip ediliyor. Akabinde işletme bu 4 aylık dönemler halinde ödeme talebinde bulunuyor. Destek ödeme süreci gerçekleşiyor. Daha sonrasında proje tamamlanıyor ve proje tamamlandıktan sonra da 3 yıl boyunca yılda bir kez izleme yapılıyor. Evet, bu kadar benim sunumum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Selin Hanım. Destek hakkında net bilgiler verdiniz. Çok sağ olun.
Sayın katılımcılar, ben anlatacağım bu bölümü. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önemli hizmetlerinden birisi, bütün Türkiye'de uygulanan devlet yardımlarını, destekleri, teşvikleri bir web sitesinde topladı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Çok güzel bir hizmet sundu. Bunun adı da yatırımadestek.gov.tr web sitesinin adı. Şimdi burada sunumun içeriği var, onu geçelim. Yatırıma destek illerdeki potansiyel yatırım konuları ve devlet tarafından uygulanan tüm destek ve teşvik programlarına tek elden erişim imkanı sağlayan çevrimiçi bir platform. Burada bütün devlet yardımından teşviklerini güncel olarak takip ediliyor ve işleniyor. İçerik olarak, özet olarak, mevzuat olarak bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bütün güncel devlet teşvikleri tek portalda oluyor. Burada teşvik robotu var, arama motoru var. Soru cevap şeklinde arka planda sorularınıza cevap alabileceğiniz bir modül var. Yatırım fırsatları ile ilgili bir işte ilgi seçiyorsunuz. Onunla ilgili yatırım fırsatları ile ilgili değişik opsiyonlar karşınıza çıkıyor. E-posta ile geri dönüş yapılabiliyor, soru sorulabiliyor. Yani orada bir forum gibi bir bölüm de var. Milli Teknoloji Güçlü Sanayi sloganıyla bu web sitesi anlatıldı, sunumu yapıldı. Şimdi destek arama modülünde arama motoru var. Kelimeyle veya işte kurumla ilgili arama önemli. Ticaret Bakanlığı yazdığınız zaman veya fuar teşvikleri diye yazdığınız zaman Ticaret Bakanlığı'nın veya KOSGEB'in fuar teşvikleri geliyor. Kurum olarak da aradığınız zaman o kurumun sağladığı devlet desteklerini bulabiliyorsunuz. Hepinize yani bu siteye girip araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel ve güncel olduğunu ben de takip ediyorum. Devamlı güncelleniyor. Yani mevzuat değiştiği zaman, herhangi bir tebliğ yayınlandığı zaman anında bu siteye işleniyor bütün teşvik unsurları. Örneğin Sakarya Ali ile ilgili hangi destek unsurlarının yatırım teşvik programı kapsamında hangi sektörlerin hangi oranlarda nasıl yararlanma imkanı olduğuna ilişkin bir şey var şu anda karşımızda, bir slide var Sakarya ile ilgili. Sakarya ikinci bölgede genel teşvik unsurlarından yararlanabilir, yatırım teşvik unsurlarından. Bölgesel teşvik var mı? Evet. Ya bütün illere göre bu işlenmiş durumda. İşte Sakarya örneğini şu anda size gösteriyorum. Yatırımla ilgili özel şartlar nelerdir belirtiliyor. Beşinci bölge teşvik bölgesi kapsamında KDV istisnası var. Gümrük vergisi muafiyeti var. Yani hangi teşvik unsurlarını yatırım teşvik açısından içerdiğini anlatıyor Sakarya ile ilgili il seçildiği zaman. Bunun gibi modülleri var. Teşvik tutar hesaplama, işte yatırım teşvik konusunda ne kadar yatırım yapılması durumunda o Sakarya iline yönelik ne kadar teşvik alacağınıza dair bir öngörü burada hesaplanabiliyor. Burada uzmanlar tarafından sorularınız online olarak forum şeklinde sorular alınıp cevaplandırılabiliyor. Konuya göre, illere göre, zamana göre sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Ortalama cevap süresi de 10.68 saat olarak şu ana kadar tespit edilmiş. Soru formunu dolduruyorsunuz, gönderiyorsunuz. Uzmanlar size burada bir resmi bir durum da yansıtılmış. Yani sorunuzu kayıt altına almak için uzmanlar size sorularınızı, cevaplarını yönlendiriyorlar, cevaplıyorlar.
Örneğin seçilmiş bir soru, daha önceden soruların cevapları da burada, daha önce sorulan cevapları da burada yayınlanıyor şeyde, sitede. Örneğin OSB bölge müdürü olarak OSB ve OSB katılımcı firmalar için ortak bir yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır. Bu hizmet alımı için hangi desteklerden yararlanılabilir gibi bir soru var. Bunun cevabı burada mevcut. Yine benzer sorular, bunun gibi sorular da sorulabiliyor. Yatırım teşvikle ilgili sözlük de var. Yani akreditasyon nedir, alım heyeti nedir? Alım heyeti örneğin dış ticaretle ilgili bir teşvik unsurunun terminolojisi. Akreditasyon, sertifikasyon işlemleriyle ilgili, belgelendirme hizmetleriyle ilgili bir terminoloji. Bunlarla ilgili sözlükler de var. Yani yatırım fırsatları, devlet destekleri, teşviklerle ilgili bütün bilgilerin değerlendiği çok güzel bir site. En önemli kısmı bence devlet yardımlarının ve teşviklerinin güncel olarak takip edilmesi. Burada raporlar da yer alıyor şeyde, sitede. Örneğin Nevşehir ili Kapadokya Film Platosu ön fizibilite raporu. Kocaeli ili alkali dayanımlı ecamı endüstriyel üretimi yatırımı. Şimdi örneğin bu ürünle ilgili bir yatırım yapmak isteyen bir firma için bir ön fizibilite örneği var burada. Veya Tokat ili peynir altı suyu tozu üretimi ile ilgili bir ön fizibilite raporunun örneği bu sitede mevcut. E-Bültenin bu şey sitedeki gelişmeleri takip edebilmek için, işte örneğin bir devlet yardımı ile ilgili bir gelişme oldu. Bunu kayıt olup online olarak da bildirimleri alabiliyorsunuz. Teşekkürler. Bugünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sunumu destekleriyle ilgili sunumumuz burada sonuçlandı. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bütün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bu sunumda, bu eğitimde, seminerde katkısı olan bütün uzmanlarımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.